Başkent izleyicileri, yeni bir programda yine karşınızdayız. Yine gönül dostlarından birini ağırlıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Kaan Karabulut hocam. Kendisi akademisyen, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor. Fakat hocamın akademisyen boyutunu konuşmayacağız. Bugün hocamın bambaşka bir yönünü konuşacağız. Hocamın şiir yazan, gönlünü kağıtlara akıtan ve gönlünden geçenleri insanlara yansıtan bölümünü bugün aktarmaya çalışacağız sizlere. Gönül adamı olarak Ahmet Kaan Karabulut'la konuşacağız. Kendilerini gördük, tanıdık gerçekten. Gönülden gönüle bir şeyler akar ya, hocam da ilk gördüğümüz anda öyle güzel bir maneviyat hissettik. Ve bizim programımızda biliyorsunuz genelde gönül dostlarıyla gönül muhabbeti yaptığımız bir program. Hocamla şiir konuşacağız, sanat konuşacağız. Şiir neden yazılır diyeceğiz. Şiir yazmak için her şey bilgi önemli ama o duygu yoğunluğunun nasıl kullanılır, nedir diyeceğiz. Dolayısıyla şiirin manasını bugün hocamdan öğrenmeye çalışacağız. Hoş kendisinden feyizlenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hem öncelikle KonTV ailesine ve zatenize çok teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize verdiğiniz için sudurdakileri sutura intikal ettirmeye çalışmıştık. Şimdi inşallah suturdakileri başkalarının sudurlarına, kalplerine, gönüllerine bir nebze de olsa intikal ettirebilirsek mutlu olacağız inşallah. Bizim için de amaç hasıl olmuş olacak o zaman hocam. Bizim i̇nşallah. De derdimiz o olduğu için i̇nşallah. Zaten inşallah, inşallah satırdakileri sadırlara aktarabilmek i̇nşallah. Nasip etsin Rabbim. İnşallah. İnşallah. Hocam kitaplardan başlayalım isterseniz ilk önce. Sizin iki tane şiir kitabınız var. Evet. Onları biliyoruz ama şiir kitaplarına sonra geçelim çünkü içinden güzel şiirler de okuyacaksınız bize. Ne Zaman Kaybettik adında bir kitabınız var. Bu kitabınız makalelerinizden oluşan bir kitap. Evet. Sizden bu konuda bilgi alalım. İçindeki makalelerden biraz bahsedin. Gönlünüzün neresini döktünüz buna? Neleri duyacak okuyucular? Eyvallah. Biraz ondan bahsederseniz. Eyvallah. Tabii Ne Zaman Kaybettik ismini Ne Zaman Kaybettik isimli bir şiirden alıyor. Evet. Bu kitap. Maalesef maalesef bizi biz yapan değerlerin hızla azaltıldığı, kültürlerin çölleştirildiği, maneviyatın örselendiği devirlerde yaşıyoruz. Bu manada kaybettiğimiz ahlaki, kültürel, moral, manevi değerlerle ilgili hasbelkader kalem aldığımız ve bir mahalli gazetede 6 sene kadar köşe yazarlığı yapmıştım. Orada neşrettiğimiz yazılardan 50 tanesini bir kitapta topladık. Esas itibariyle kaybettiğimiz değerler ve onları nasıl geri kazanırız yollarını kendi çapımızda anlatmaya çalıştık. İnşallah. Hocam kaybettiğimiz şey çok aslına bakarsanız. Her ne kadar ayak diremeye çalışsak da geleneğimizi kaybettik diye düşünüyorum. Kültürümüzü kaybettik. Maneviyatımızı her ne kadar son zamanlarda toparlamaya çalışsak da belki başka yerlerden toparlıyoruz, başka şekilde toparlıyoruz ya da toparladığımızı zannediyoruz diye düşünüyorum. İşin hakikatini, özünü kaçırıyoruz sanki bazı şeyleri yaparken. Evet. Bu konuyla ilgili sizin de ızdıraplarınız olduğunu biliyorum. Evet. Biraz daha açalım mı hocam kaybettiğimiz şeyleri? Biri bir gün demişti ki ya nasıl yazıyorsun? Yanıyorum dedi. Eyvallah. Yanmayan yazamaz. Eyvallah. Dert sahibi olmak lazım yani, değil mi? Dert sahibi, sızı sahibi olmak. Belki de bizi biz yapan şeylerden geriye kalan bir tek bu var. Evet. Yani bir derdimiz başkalarına ait, insanlığa ait, geleceğimize ait, nesillerimize ait ve onlardan da önce kendimize ait bir sızımız, derdimiz yoksa zaten boş yere oksijen tüketiyoruz, boş yere yiyip içiyoruz demektir. Sızımız olmasa yazımız çıkmıyor diyorsunuz. Sızımız olmadan yazımız çıkmıyor. Eyvallah. O manada bir şeyler dile getirmeye çalıştık. Tabii kendisini biraz daha maneviyata yöneltmeye çalışan bir kesim var. Daha iyi insan, daha iyi bir kul, daha iyi bir ümmet olmaya gayret eden bir kesim var. Ama maalesef, maalesef biz buralarda da çok büyük kayıplar verdik. Parayla tanıştık, makamla tanıştık. Nefsin iştiha ettiği bir sürü şeyle tanıştık ve tanıştıkça kaybettik, tanıştıkça kaybettik. O Ne Zaman Kaybettik şiirimizde de bunu dile getirmeye çalışmıştım. Okuyalım mı hocam bu arada? Okuruz, hay hay. Buyurun lütfen.
bu kitaba zaten ismini veren de o. Burada yanan bir elif var. Evet, evet, evet. Nasıl kazanacağımız da o elif gibi diye bir şiir de evet. Kitabın arkasında. Onu da, evet. Onu da okuyalım inşallah, İnşallah hocam. Şimdi ilacı hastalığı teşhis edip tedavisini de sunmak doktorlara yakışır herhalde değil mi? Sunmadan olmaz. O zaman hastalığı teşhis edip ne kaybettik? Nasıl bulacağız? Elif şiirini de arkasına bağlayalım inşallah. O zaman lütfen. Ne zaman kaybettik? Biz adam gibi adam olmayı kelimelere hapsettiğimizde kaybettik. Adaleti, hakkı, hakkaniyeti, liyakati sadece seçim zamanlarında kullanılan süslü sözcüklere mahkum ettiğimizde, güçlü olanı, haklı olana tercih ettiğimizde kaybettik. Daha dindar olmayı ya da görünmeyi, takva takılmayı, daha insan olmaya tercih etmeye başladığımızda kaybettik. Mazlumun hakkını yerden kaldırmaya, bunun edebiyatını yapmaya tercih ettiğimizde, öksüz gördüğümüzde vicdan azabı yaşamaktansa, öksüzün yanından görmeden geçmeyi, öksüzün başını okşamaya yeğlediğimizde kaybettik. İslami hassasiyetlerimiz artıyor zannederken, insani değerlerimizi azaltmaya başladığımızda, gönlümüz katılaşıp, gözlerimiz yaşarmayı unutunca kaybettik. Görece daha yukarılarda olup, daha iyi evlerde oturup, daha iyi arabalara biniyorken, mükellef sofraların başına daha rahat kuruluyor ve demli çaylarımızı yudumlayıp, kuru yemişlerimizi yiyorken, daha ateşli dini sohbetlerde bulunup, daha çok vatan kurtarıyoruz zannederken kaybettik. Biz bunları yaparken, yanı başımızdaki metruk evde tencere kaynayıp kaynamadığı, ocak tütüp tütmediğini aklımıza getirmemeye, önemsememeye başladığımızda kaybettik. 3-5 hadis, 3-5 ayet okunan, sonra da ya spor ya siyaset ya da gündem mafyacılığı yapan medyanın dayattıkları konuşulan haftalık sohbet toplantılarında vatanı ve dini kurtaralım derdiyle dertlenmişlik zanlıyla zaman harcamış adamlar olaraktan kararmış vicdanlarımızı tatmin etmeye çalışıyorken kaybettik. Ruhumuzla kenetlendiğimiz TV dizilerinin ya da maçların reklam aralarında oğlumuza ya da kızımıza ders çalıştın mı çocuğum demeyi, çocuklarımızla veya eğitimlerle ilgilenmek zannetmeye başladığımızda lüks araçlarımızdaki ufak bir çiziyi yüreğimizdeki ve insanlığımızdaki derin yaralardan daha fazla önemsediğimizde kaybettik. Yalanı, gıybeti, kul hakkına riayet etmemeyi kanıksayıp yaşam tarzı haline getirdiğimizde bunlardan pişman dahi olmayıp, tövbelerimizi alelacele dualar arasında sıkıştırmış sözcüklere hapsettiğimizde kaybettik. Kendimizi, ruhumuzu, insanlığımızı, bizi haza insan yapan değerlerimizi birer birer azalttık ve her geçen gün biraz daha kaybettik. İlmi siyaset bilmek lazım derken, sonda söyleneceği başta söylememeli derken, biraz da mürahi olmak lazım canım derken, her doğruyu her yerde söylememek lazım derken kaybettik. Oysa ilmi siyaset olduğu gibi görünmemek miydi? Sonra saklanan sözü söyleyecek kadar nefes verildiğinin garantisi var mıydı? Yürayilik başlı başına özü sözü bir olmamak değil miydi? Doğruyu söylemek için zamanı ve mekanı kim belirliyor? İkiyüzlülüğümüze, sahtekarlığımıza, riyakarlığımıza, içi başka, dışı başka olmaya, bu kılıfları geçirmeye, hak görmeye başlayıp kendi zaaf ve eksikliklerimizi böylece kapatmaya çalışırken kaybettik. İdraklerimize giydirilen deli gömleklerini yırtıp atmak yerine aslında delilik fena bir şey de değilmiş canım demeye başlayınca kaybettik. Bilal, Sümeyye, Yasir, Ali, Hüseyin, İmam-ı Azam ve daha niceler ne uğruna şehit oldu ya da dayanılmaz işkenceler çektiler. Ya onlar bu işi bizim kadar bilmiyorlardı, bize göre kazananlardan olamadılar ya da onlar kaybediyor gibi görünürken kazandılar da biz kendimizi kazanıyoruz diye kandırırken hakikatte kaybettik. Eyvallah hocam. Hali pür melalimiz bu üstadım. Ah hocam hakikaten şöyle hepsi bana söylüyorsunuz ve hepsi yüreğime cayır cayır oturdu gibi hissettim şu anda. Gerçekten ben izleyicilerimizden rica ediyorum. Bunun her bir kelimesini, her bir harfini bana söyleniyor.
Fatma'ya söyleniyor, Ayşe'ye söyleniyor, Hüseyin'e söyleniyor, Mehmet'e söyleniyor. Siz tabii ki kendinize, ben de kendimi alacağım ama ekranları başında oturan bütün izleyicilerimiz de kendine mutlaka alması gerekiyor hocam şu söylenen sözleri. Evet. Hepimizde hepsi var ama hadi diyelim ki çok âlâ insanlarımız da var. Birkaç tanesi vardır, hepsi yoktur ama gerçekten biz insanlığımıza tekrar bir format atmamız gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Yani bu derdi olan insanlarla dertlenmek, onlarla oturup hasbihal etmek, onun derdini dinlemek bile bence gerçekten muazzam bir şey. Siz de şu dertleriniz bizimle paylaştınız, derdimize bir kat daha dert kattınız ki çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah. Eyvallah. Çok farklı bir yöne doğru gidiyoruz gerçekten dediğiniz doğru. Yani dünyanın hakikatini tamamen unuttuk. Dediğiniz gibi hanımlarımız evliliklerinin tercihini yaparlarken ona dünyevi anlamda ne kadar rahat hayat yaşattıracak insanları tercih etmeye çalışıyorlar. Birilerine kızını istemeye gittiği zaman, dünürlüğe geldiği zaman ne iş yapıyor damadımız, ne iş yapıyor kızımız diye soruyoruz. Namaz abdesti var mı bu çocuğumuzun? Allah korkusu var mı? Halbuki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam senin ahlaken güzel olanı tercih et diyordu. Onu tercih et diyordu. Biz onları ne zaman kaybettik? Ve nasıl buluruz hocam? Evet. Nasıl buluruz? Yani nasıl buluruz? Elif gibi saf ve duru olarak buluruz. Buyurun hocam. Onu Elif da, gibi saf ve duru olandan bir daha yola çıkalım inşallah. Yaratılıştan başlıyor esasında. Şiirlerimiz bir dua ile temenniyle başlayın istiyorum hocam. İnşallah izleyenlerimizin direkt gönüllerine sirayet eder. İnşallah. Sadece akılda tek kulakta kalmaz. O zaten. İnşallah sadece gönüllere sirayet eder. İnşallah. Eyvallah. Tek buyurun derdimiz hocam. O zaten. Tabi eşyanın yaratılışı Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının yokluk aynasında yansımaları şeklinde ifade ediliyor kadim kitaplarda. Buradan başlayarak aslında Elif'in hem Kur'an'ı bir harf olarak özelliklerini münlemiş hem de Elif gibi bir insan nasıl olur düşünerek kalem almaya çalıştığımız aslında bir şey. Aslında formül ve format da var değil mi hocam? Biz sadece bir göz atıp bakmamız aramız orada gerekiyor. Şifreler var. Orada 25 senenin içinde. Değil mi? Asıl saadet dediğimiz ya. 25 senenin içinde bütün şifreler var. Şifreler var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında, sözlerinde bütün şifreler var. Nasıl ekstra olacağım ekstra arayışlara deme, gerek deme. Yok. Bu bak göreceksin baksak zaten. Baksak orada her şey. Elif gibi olunmalı. Eyvallah. Yokluk aynasında makes, bir başınayken de ses. Dostunu, arkadaşını sese bürüyen bir nefes. Hani Elif B'yi, T'yi, S'yi okutur ya, hı hı. Onun gibi bir başına da Elif, tek başına da bir ses olmak lazım. Hem de başkalarını okutmak lazım. Başkalarına da fayda vermek lazım. Başkalarının kendini ifade etmesine de kolaylık sağlamak lazım. Elif gibi olunmalı. Ne eğilen ne bükülen. Sözlerinde özü gizli. Yiğit, vakur ve izzetli. Boynu yalnız Rabbe bükük. Çaresizce kırık, dökük, her durumda razı hükme, münzevi, sade, azade. Elif gibi olunmalı. Ok, mızrak gibi dost olur. Kalem misali yazmalı, hak, adalet, hakikati, kılıç misali kesmeli, zulümleri, esareti. Elif gibi olunmalı. Yanmalı içten derinden, dumanını göstermeden. Aydınlatmalı alemi, damla damla erimeli aynı gözyaşları gibi. Sonra düşmeli toprağa, can vermek için tohuma, gökler selama durmalı, yeniden var olmuşlar. Elif gibi olunmalı. Sonu gelmez yolculukta, haber almalı ezelden, ebede haber salmalı. Yola hükmedene arif, yalın ve sade bir çizgi, sessiz bir durak olmalı. Elif gibi olunmalı. Cemal-i Rahman'ı meftun, ondan gayrısına ayar, yara hizmetkar olmalı. Arıtıp her zerresini sevdasına yar kılmalı. Tepeden tırnağa insan, baştan başa aşk olmalı. Eyvallah. Aşk olsun diyelim efendim. Aşk olsun. Yani aşk çözüm olsun. Anahtar. Değil mi? Her şey bunun içerisinde. Ama önce o aşkı bir hissetmek gerekiyor herhalde. Mevlana Hazretlerine kapıyı çalıyorlar, işte pardon aşkı soruyorlar. Aşk nedir diyor, ben ol da bil diyor. Ben ol ki bil. Diyor. Ben ol ki bil, evet. O olup bileceksin. Şimdi Mevlana Hazretlerinin çok çok konuşulduğu şu günlerde aşkı en güzel onlardan öğrenmek lazım herhalde. Hani bu Elif gibi olmak, ne zaman kaybettiklerimizi toparlamak, ne zaman bunları olmak, o kadar kadim bir
mirasa sahibiz ki hocam. Evet. Konya gibi bir yerde, Türkiye gibi, Anadolu gibi coğrafyada attığımız her adımda aslında kaybettiğimiz şeyi bulabileceğimiz bir mekan, bir ortam, bir kelam, bir şey mutlaka bulacağız, duyacağız. Ama o aramak için bir adım atmak gerekiyor sanırım herhalde. Yani biraz gönül kapısını aralamak gerekiyor. Hatta hani kapıyı çalmak derler ya hocam, pek o kapı yok diyor. Sen sadece dur, niyet al, kapıya yola çık. Yani kapılar açık zaten her zaman. Bir adım yaklaşana 10 adım gelen, yürüyerek gidene koşarak geleceğini kutsi hadiste ifade eden bir Rabbimiz var. Eyvallah. Sen sadece Bismillahirrahmanirrahim. Yönel. Bu kadar. Eyvallah. Yönel. Başka bir şey bu kadar. Evet. Gayet kolay ve basit bir cümleyle yönel. Allah'ın izniyle yönelelim. Mevlana'dan bahsetmişken hocam, ben sizin bir de Gel isimli şiiriniz olduğunu biliyorum. O da buraya güzel gider gibi geldi. Onu da okuyalım mı hocam? Eyvallah. Burada Hazreti mı? Mevlana şurada olacak. Evet. Bu üçüncü dördüncü kitabımız, Bir Ömre Kaç Şiir Sığar diye. Çok şiir sığar. Esasında onu da şöyle ifade etmiştim. Bir ömürlük şiir diye bir dörtlükte. Bir ömre kaç şiir sığar üstadım. Bir ömür kaç şiire sığar ya da. Şiirlerim kalsın. Kalmasın adım. Onlar yeter belki. Aha feryada. Eyvallah. Hazreti Mevlana tabi muazzam bir düşünür. Muazzam bir insan. Güzel bir kul. Yani önce onun çok güzel bir kul olduğunu zikretmek lazım. Buradan da yalınlık gerekiyor değil mi hocam? Aynen öyle. Müderris ol, onu ol, bunu ol, işte şu. Ama kul oluverdin mi iş bitiyor. Efendimiz için de aynı şey değil mi? Abdühüvere soruyor. Bitti. Bu kadar. Kul oluverdiğin anda iş bitiyor. Kulluğun üzerinde bir makam yok ki. Ama kime kul olmayalım hocam? Yani Allah harici hiçbir şeye kul olmayalım. Nefse kul oluyoruz. Bir sürü putlarımız var. Taptığımız bir sürü putlarımız var. Zannediyoruz ki cahiliye döneminde o Kabe'nin içine yapılan helvadan putlar, ağaçtan putlar yıkıldı, bir daha put kalmadı. Ayakkabılarımız putlarımız hocam. Kadınların mutfakları, evleri putları, erkeklerin makamları, arabaları putları. Yani o şeyi bir daha güncellemek gerekiyor. Put kavramını bir daha güncellemek gerekiyor diye Allah'tan gayrı her şey put. Allah'tan gayrı her şey put ve o putları yıkmayı nasip etsin Rabbim. Onun için Rabbim. La ilahe illallah. Diyoruz. Allah'tan başka yok. İşte o putlardan uzaklaştığımız zaman, temizlediğimiz zaman, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan dediği gibi, haneyi bir mamur edip temizleyip yalınlaşmak, sadeleşmek, üstümüzdeki ağırlıkları atmak, dünya yükünü de atmak. Aslında insanı en güzel noktaya götürecek olan şey bu ama biz hep böyle üstümüze yükleri toplamakla sanki zengin olacağımızı, daha iyi olacağımızı zannediyoruz. Öyle olmadığını biliyoruz ve Mevlana güzel bir örnek. Peygamber Efendimiz güzel bir örnek. Güzel insanlar güzel örnek. İnşallah güzel insanların yolundan. Rabbim bizi ileriden etsin. Amin inşallah. İyilik üzere bizi memur etsin. Amin inşallah. Cümlemizi. Bir gün bir makamda hasbelkader görevlendirildik. Birçoğunun arzu ettiği bir şeydi belki. Üniversitede rektör yardımcısı olarak görevlendirildim. Daha önce hastaneyi kurarken başhekimlik, dekanlık falan. Bunlar nefse hoş gelen şeyler. Evet. Önünde insanlar önünü yüklüyor falan. Halbuki önemli insanlar değerli insanlar mıdır? Bunu birçok konferansımda ben söylemiştim. En ön sırada oturan protokoldekiler, ey protokollerim. Orada vali, kaymakamlar vesaire. Şu anda önemlisiniz. Ben de konuk olarak çağırdım, ben de önemliyim. Ne kadar önemliyiz biz dedim ya. Bak en ön sırada oturuyorsunuz. Herkesin önünde çay yok, bak sizin önünüzde çay var. Evet. Hangimizin değerli olduğunu zaman gösterecek dedi. Evet. Biz buralardan kalktığımızda en arkada oturan arkadaşımız halen bize hürmet ediyorsa, bu adam gibi adamdı diyorsa, evet. Ya bu kalp kırmadı, gönül incitmedi, hep selam verdi, hiç kendini yukarılarda görmedi, hep bizimle gönlünü, neyi varsa onu paylaştı diyebiliyorlarsa biz buralardan kalktıktan sonra, işte o zaman biz geçici önemliliğimize indallah kalıcı değerlilik ilave etmiş olacağız diye söylerdim. Bir gün biz de böyle bir şey yaşadık hocam. Bir arkadaşımız bazı bir organizasyonun misafirlerle ilgili, ya bu insanlara her şeyi yaptım, yaranamıyorum. Ben şöyle de düşündüm onlar için ama memnun olmadılar diye bir feveranla geldi. Şöyle yürüdüm, bir geri geldim. Aklıma bir şey geldi. Dostum dedim, biz kulu razı etmek için uğraştığımız için olmaz bu işler. Allah'ı razı etmek için çabalarsak belki o zaman onlar da razı olurlar. İşte bizim değerli olacağımız nokta hocam, kulluğumuzu bilip
Allah'ı razı etmeye çabalamak, çalışmak. Kaybettiğimiz şeylerden birisi de bu herhalde. Hep kocamızı razı etmek, annemizi babamızı razı etmek. Bunlar çok önemli şeyler. Ayrıca onlara parantez da açarım. Allah rızası için razı etmek için. Lazım. Aynen öyle. Evet. Allah rızası için ama putlaştırmadan, kutsallaştırmadan. Evet. Amirini razı etmek, işte birilerinden çıkarın olduğu için ondan razılık beklemek. O gerçek rıza değil. Evet. Allah rızası için bir şey yaptığınız zaman esas maksat o zaman hasıl oluyor ve kalıcı oluyor. O zaman değerinize değer katmış oluyorsunuz. Çünkü değerli olanın buradaki sesini yükseltiyorsunuz, sözünü yükseltiyorsunuz. Şimdi onunla ilgili tabi Hazreti Mevlana'yı öyle anlayacağız. Hazreti Mevlana'yı kutlaştırmayacağız. Öyle bir takım çabaların da biz farkındayız. Yıllardır Allah'tan daha merhametli bir adam gibi lanse edilmeye çalışıyor Hazreti Mevlana. Peygamberden daha şefkatli, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den daha şefkatliymiş gibi anlatılmaya çalışıyor. Ve bununla ilgili biz Güney Kore ve ekibi vardı, bir profesör. Orada çıktım söyledim, Hazreti Mevlana'nın nesi varsa dedim, ondan zuhur eden ne varsa hepsi Kitabullah, Sünnet-i Resulullah, Ahkam-ı Celilesine müstenittir dedim. Hazreti Mevlana size böyle gelin, böyle geri gidin demiyor. Demiyor, evet. Yani Turkish Mystic Sufi diye geçiyor yabancı Wikipedia'da, Celaleddin Rumi diye girdiğiniz zaman. Hı hı. Müslüman diye geçmiyor. Geçmiyor, evet. Sanki dinler üstü bir insan gibi, aynı bu dinler arası diyalog teranesinde olduğu gibi. Evet. Hazreti Mevlana'yı farklı bir yere oturtturmaya çalışan ve buradan da kendine çıkar rant elde etmeye çalışan gruplar var. Biraz da onlara ihtar kabilinden böyle bir şeyi dile getirmeye ve kaleme almaya çalıştım. Hazreti Mevlana gel diyor. Evet. Ama geldiğin gibi git demiyor. Nasıl gel diyor, bir kulak verelim. Kulak verelim hocam, buyurun. Gel diyordu Mevlana. Ne olursan ol, yine gel. Lakin elin boş gelme. Utancınla gel. Mahcubiyetinle gel, hüznünle gel, tövbenle gel. Başın önünde, yaşın gözünde, umudun özünde gel. Kalbin eğik, ruhun bükük, nefsin dökük gel. Gel ve ol diyordu sanki. Müslüman ol, insan ol, adam ol, Adem ol. Ama Müslüman ol diyor. Gel diyordu Mevlana. Lakin geldiğin gibi gitme. Geldiğin halde kalma ne olur. Gel ve dinle. Gel ve oku. Gel ve anla. Gel ve hisset. Gel ve piş diyordu aşk ateşinde. Gel ve yan. Dayanabildiğin kadar değil. Yanabildiğin kadar yan. Ve gel diyordu Mevlana. Gel ve öl. Ölmeden önce. Hadis-i şerif vardır ya. Evet. Mutu kable ente mutu. Ölmeden evvel ölmüş. Ve gel diyordu Mevlana. Gel ve öl ölmeden önce. Gel ve ol. Yeter ki gel, yeter ki ol. Ama olmaya gel. Olmaya gel. Olduğun gibi kalmaya gelme. Olduğun gibi gitme. Eyvallah. Geldiğin gibi gitme. Geldiğin gibi gitme. Eyvallah. Hazreti Mevlana'yı böyle anlamak lazım. Onun dışında bir şey, bizatihi kendisine ihanet olur. Bunu da buradan herkese ifade etmiş olalım. Eyvallah, eyvallah. Bir kısa ara verelim. Biraz sonra tekrar devam edelim hocam. Eyvallah. Gönlümün
dalında bir yuva kurdun, mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdun, yıllardan beridir yalvarıp durdum. Sevgilim demeyi öğretemedim. Yıllardan beridir yalvarıp durdum. Sevgilim demeyi öğretemedim. Tekrar başlayalım kaldığımız yerden. İnanın manzara mükemmel. Ortam sanırım harika. Şu anda başına bir kelebek var. Aslında çok... o kelebek de bir şiir hak ediyor sanki. Buyurun lütfen hocam. O kelebek için bir kelebek okuyup şiir okuyalım. Kelebekler vadisindeyiz. Evet. Tabii belediyemiz sağ olsun bu imkanları sunmuş oldular. Eyvallah. Esasında bu kelebek diye bir şiir yazmıştım. Bir rüya. Evet. Rüyadan uyandım. Rüyamda ne gördüysem onu satırlarıma intikal ettirmeye çalıştım. Aynen. Kelebek. Başınızdaki kelebeğe gitsin. Bana. Hala duruyor mu? Duruyor. Gecenin bir yarısında, gizeminde, kuytusunda, yanağımı bir kelebek okşayıverdi usulca, kanatlarının ucuyla. Öyle bir dokunuştu ki, bir ödül gibiydi bana, bir ömür gibiydi ona. O narin kanatlarından mavi pembe tozcukları döküldüler pırıl pırıl, serpildiler yanağıma. Mavisi gökten, denizden ve nefesçe hürriyetten, pembesi hoş hayallerden, sevdadan, umuttan yana. Eyvah, daldık hayallere. Yine rüya, yanılsama. Ne de çabuk unutmuşuz. Kelebekti bu öyle ya, hayatları pek bir kısa, yazgıları da böyle ya. Dünya hayatı da öyle. Çölde giden bir yolcunun bir vahada gölgelikte serinlemesi gibi ya. Madem ömür bu çok kısa, ruhi zemini dolaşsan demir çarık demir asa, bulamazsın tek bir köşe, olmasın ki keder tasa. Öyleyse yaslan kadere, teslim olma gama yasa, duaların avucunda sığınıver
Yaradan'a. Eyvallah, Allah razı olsun. Kelebek ile ilgili de bir şey vardır hocam. Yıllar önce okuduğum kitapta Emre Kongar Kızlarıma Mektuplar diye bir kitabını okumuştum. Amerika'da eğitim alan kızlarına buradan mektup yazıp gönderiyor. Yavrucuğum diyor, dostluklarınızda kelebek gibi olun diyor. Sinek gibi olup parazit olmayın, başkalarının yaptığı şeylere konmayın diyor. İşte arı olup gidip bal verirsiniz, faydalı olursunuz ama gidip sokmayın, zarar vermeyin insanlara diyor. Dostluklarınız kelebek gibi olsun. Dokun. Sizin dokunsun, sizin az önce şiirinize buyurduğunuz gibi. Dokunsun, size güzelliklerinizi sunun, iyiliğinizi, şefkatinizi, dostluğunuzu insanlara sergileyin, gösterin. Ama tabii uzakta kız evlatları, ona bir muhafaza şey de söylemesi. Kendinizi örseletmeyin ve pullarınızı döktürmeyin yavrum. Ya. Dostluklarınızda da kelebek gibi olun der. Hocam bu benim için gerçekten hayatımın bir dönüm noktası oldu. Evet. Dostluklarımı bu şekilde kurmaya çalışıyorum ve şu dönemde insanların yahu insan mı kaldı, dost mu kaldı dediği dönemde ben kendimi o kadar zengin hissediyorum ki, o kadar güzel dostlarımız var ki buradan hepsini muhabbetle kucaklıyorum. Hepsine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Güzel selam edelim. Ve her gün o dostlar kervanına bir kişi bir kişi daha ilave ediyor. Eşiniz hanımefendi de onlardan bir tanesi. Ben gerçekten çok zarif, çok naif buluyorum kendisini. Çok selamlarımızı iletiyoruz buradan ekranlar aracılığıyla da. Çok şükür güzel insanlar var. Nesli bitmedi, bitmeyecek de. İlla ki bir Musa Aleyhisselam'ın doğabilmesi için binlerce çocuk yok edildi onun hayatta kalabilmesi için. Ama ona da diyor öyle bir güç verildi ki o güç hepsinin yapabilecekleri, cesareti, fedakarlığı, gücü kendi bünyesine barındıracak ve firavuna kafa tutabilecek bir şeye sahip oldu. Otoriteye ve güce sahip oldu Allah'ın yardımıyla. Şimdi dostlar az kaldı ama giden dostların hepsinin özellikleri de o kalan tek tek olanlara yüklendi bence. Evet. Varsa dostunuz ölene kadar. Sahip çıkmak lazım. Eyvallah. Dostlukla ilgili bir şiirimiz var mı hocam böyle demişken? Bir dostuma yazdığım bir şiir var. Eyvallah. O da yine Konya'ya teşrif etmişti. Dostluktan da hocam şöyle de bir şey açmak istiyorum. Dostluk biraz şahsi menfaatlere dayandığı zaman iş sıkıntıya giriyor, o dost olmuyor. Evet. Dostunuzu dostu hak olduğu için, hak dostu olduğu için seçerseniz eğer, hak dostu olanlarla dost olabilirsek eğer, o zaman dostun tadına doyum olmuyor. O zaman farklı oluyor işte. O zaman öyle bir dostum oluyor. Bir zaman teşrif etmişti. Elhamdülillah. Nasıl diyeyim? Kalp gözü açık derler ya. Öyle bir zat. Elhamdülillah. Ne güzel hocam. Beraber işte Saadettin Konevi Türbesi'ne, Hazreti Mevlana'nın türbesine, Tavus Baba'ya ziyaret ettik. Onunla ilgili de otobüsten uğurladım. El salladım. Yanında da bir delikanlı var. Bir taraftan da ağlıyorum. Niye ağlıyorsun dedi. Otur dedim. Şimdi beni konuşturma. Oturduk. Hem çay içtik hem de şu şeyi yazdım. Dün bir dost teşrif etti. Ruhumuza nefes çek. Resul gölgesi düştü beldemize güneş çek. Cemal tecellisiydi üstümüzde beliren, muhabbet yayılan ney misali bir sesçe. İsmi de Cemalettin'dir dostum. Celalettin semaya kalktı, yandı yeniden. Eyvallah. Şems uruc edip çıktı kuyuların dibinden. Sadreddin kıyamdaydı makamında edepten, ateşbaz yaktı elin, bu sefer fark etmedi. Gül kokusu saçıldı evlerden, bahçelerden. Melekler muştu verdi, gök ağladı sevinçten, hakikaten yağmur yağdı. Övün ey şehri Konya, sevin ey garip belde, kavuştun hasretine, yıkandın kederinden. Kısa sürdü saadet, yine gam, yine firak. Ey gönül feryat etme, elemi ele bırak. Madem salatü selamla beraberlik mukadder, gözden uzak olsa da gönülden değil olarak. İşte dost. Dost, evet. Aslında o gönülde olan dost hiçbir yere gitmiyor hocam, değil mi? Hep sizinle. Yani gönle girebildiyse. O gönlü manevi beraberlik için uzaklık, yakınlık fark etmiyor. Hiç fark etmiyor gerçekten. Hazreti Şah-ı Nakşibendi'nin bir sözü var. Yemen'dedir, dizinin dibindedir. Dizinin dibindedir, Yemen'dedir. Yemen'dedir. Önemli olan manevi ünsiyeti, beraberliği, kardeşliği, aynen, dostluğu kurabilmek. İnşallah. Allah öyle dostların sayısını arttırsın. Kabe'nin dibinde olup değil mi? İmansız olarak giden insanlar olabileceği gibi Sibirya'nın köşesinde bir kere Allah dediği için cennete gidecek insanlar var. Eyvallah. Yeter ki onu gönülden desin.
Evet. Yeter ki kulum dedirttirecek bir seviyede söylesin. Salih Rabbim. Hanım'dan bahsettiniz evet, de. Evet. Şimdi ona bir şiir yazdım. Onu da okumadan olmaz o zaman. Tabii ki. Güzel madem bir hediye olsun kendisine. Madem muhabbetten bahsediyoruz. Eyvallah. Yani, şimdi ilahi aşk da beşeri aşktan başlar değil yani mi hocam? Öyle, bir de beşeri aşkı niye yaşamak lazım? Niye insan birini sever? Veyahut da nasıl sevmeli? Evet. Ya ben şunu seviyorsam ve inanıyorsam ya bunun cennete gitmesini isterim. Eyvallah. Allah bundan razı olsun isterim. Bu bir kişi ise onunla beraber cennete gitmek isterim. Onun ateşte yanmasını istemem. Yani muhabbet içinde merhameti de barındırmalı. Saygıyı da barındırmalı. Allah bize öyle birini nasip etti. Eyvallah. Allah razı olsun kendisinden. Yetimdi. Eyvallah. Kanserdi. Kanser hastaydı. Ben dedim ki kanser oldun hatun, kanser olmuşsun dedim. Doktor biraz rahat söylüyoruz bunlar herhalde. Demek ki Allah beni kendisine daha fazla yalvartmak istiyor dedi. Canım benim. İlk tepkisi bu. Yandım, bittim, öldüm değil. Helal olsun. Demek ki Rabbim dedi beni kendisine daha fazla yalvartmak istiyor. Bu rıza makamıdır. Eyvallah. Hani ayette geçer ya. Ey mutmain olmuş nefis. Evet. Sen Rabbinden, Rabbin senden razı olduğu halde haydi gir cennetime, haydi gir kullarımın arasına der. Dikkat buyurun. Allah kendi rızasını kulun kendisinden rızasına bağlıyor. Aynen. Sen Rabbinden, Rabbin senden razı olduğu halde. Allah'tan nasıl razı olmayız? Düşünelim. Evlat vermiş, mal vermiş, mülk vermiş, sağlık vermiş, iman vermiş, makam vermiş, mevki vermiş. Oho, niye razı olmayalım? Yemek, içmek, her şey. Hı. Bir de aynanın öbür tarafı var. Madalyonun öbür yüzü var. Dert vermiş, sıkıntı vermiş. Malını artırdığı gibi eksiltmiş, evladını vermiş, geri elinden almış. Sevdiklerini hasta olmuş vesaire. Ha bu makamda Allah'tan razıysak. Eyvallah. Yani Allah'ın nimetine de külfetine de aynı şekilde rıza gösterdiğimiz an bizim nefsimiz raziye makamında olacak. Evet. Ki marziye makamını hak edelim. Eyvallah. Allah da bizden razı olacak amin. Makamı hak edelim. Amin. İnşallah. Rabbim beni demek ki kendisine daha fazla yalvartmak istiyor makamı, raziye makamı. İnşallah. Daha iyisin Rabbim. Daha iyisin Rabbim inşallah. Tabii. Her insanda, her makam her insanda sürekli değildir, onu söyleyeyim. Tabii. Meseleler karşısında bazen kuluz, yani ya geç kalmıştı güneş, ya erken kayboldu ay. Ya Rabbi gafletimi ne olur fıtrata say diye bir şey yazmıştım. Evet. Kuluz, yani biz hata yaparız. Ama ondan razı olursak, onun bizden razı olacağından emin olmak biz lazım. Biz razı olursak o da bizden razı her olur. Her şey ama dediğiniz gibi iyi verdiği zaman razı olup kötü verdiğinde ya bu da nereden da, çıktı değil. De, sizin mallarınız da evlatlarınız da imtihan. Bela imtihan yurdu ederim. Değil mi? İmtihan yurdu burası. Eyvallah. Ruhumun güneşine. Eyvallah. Yüreğime taht kurdun o safi duruşunla. Kalbe sefa getirdin. Hoş geldin ey göz nuru. Bunu da söyleyeyim. Şimdi insanlar evleniyorlar, 3 ay sürüyor, ayrılıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Sen benim anama şunu dedin, babama bunu dedin. Yok işte bir tane bilezik eksik aldın, geçen televizyonda vardı. Hmm. Arabadan inmem bilezik vermezsin. Ya yapmayın, değil insansınız mi? Bu kadar kolay harcamayın kendinizi. Aynen. Bu kadar ucuza harcamayın. Baştan başlayayım. Evet. Dur. Böyle şeyler söyleyin, daha güzellerini söyleyin. Değil mi? Babaannem derdi ki tatlı dil insanın diline yapışmaz oğlum derdi. Aynen. Deden derdi beni çağırdığı zaman ağzımda lokma varsa Necip deden benim Allah dostu bir insanmış. Evliyaullah'tan. Ben hiç görmedim vefat etmiş. Diyor ki madem muhabbetten bahsediyoruz. Gençlere de örnek olsun. Eyvallah çok sevinirim. Diyor ki deden diyor beni çağırdığımda Zöhre dediği zaman diyor. Adı Fatıma Hatüzzehra'ydı. Ağzımda bir yiyecek varsa lafı ağzımda gevelemeyeyim diye diyor. Lokmamı çıkarırdım, kenara koyardım diyor. Varırdım yamacına diyor. Şöyle. Yele yele yamacına vardım. El bağlayıp divanına erdim. Ağzından ağır kelamını aldım. Sultanım, canım efendim ne diyeceksin? Gülüm derdim diyor. Evet. O da Aysen'in dillerine kurban olayım derdi de diyor. Ya. Şimdi de hanımlar dizi filmlerdeki o cipli beylerin birisinin gelip kendisini kurtaracağını ve artık orada
kendi hiçbir şey vermeden nereden, dört dörtlük bir hayat yaşayacağını zannediyor. Hangi dereceden hangi derekeye düştük? Eyvallah. Biz kadınlar bir şey vermeden karşı taraftan olmuyor. Bu vermek maddi olarak değil hocam. Babaanneniz ne kadar güzel bakın. O manevi muhabbeti karşı tarafa ulaştırdığınız anda ki orada da zaten şöyle bir yanınız... Muhakkak mâkes bulur. Mâkes bulur hocam. Bir de şu kısmı var. Hanımlar kocalarınıza itaat etmek, onun razı olacağı işler yapmak boyutuna konuşulduğu zaman tamamen nefsani olarak değerlendiriyorlar. Değil. Oradaki hakkı görmek, Efendimizin dediği hani kadınlara secdeye emretsem kocalarına secde etmelerini emrederdim dediği konu o kadar yanlış anlaşılıyor ki hocam. Sanki Adem Aleyhisselam'ın şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde et dedikleri zaman söylediği şey, ben bu çamurdan yaratıldım, ben duman ateşten yaratıldım, ben o çamura mı secde edeceğim dediği hissiyata bürünüyor kadınlar. Evet. Ben onun nesine secde edeceğim? Ben ondan daha iyiyim, daha bilgiliyim, daha güzel okullar okumuşum. Onun daha başta secde değil zaten. Mesele yani. Secde değil, mesele gönüllerin secdesi. Hürmet, İşte şunu söylediniz, babaannenizin gönüle tabii. Secde değil mi? Hürmet. Sizin eşinize yazdığınız şiir gönle hürmet değil mi? Eyvallah. Yani ne... Etki tepki prensibi dediğimiz bir şey var ya hocam, böyle masaya ben elimi ne kadar şiddetle vurursam masa da bana o kadar şiddetle vurur. Hafifçe dokunursam eşi kelebek konuyor gidiyor, ne kadar hafif. O kadar naif bir şekilde eşine geldim cancağızım efendim dediği zaman adam da ne kalır ki yani. Veya eşi erkek hanımına güzel bir şekilde hitap edip yani onu saygıyla yücelse. Yani Allah o kadar güzel sözler yaratmış ki, niye bunları kullanmıyoruz? Ki, niye onları kullanmıyoruz? Eyvallah, yani? Eyvallah. Şunu İnşallah. Bir daha baştan okuyalım. Lütfen. Taşiri okuyamadık gerçekten. Muhabbet çok güzel. Çünkü eyvallah. Çok da güzel yerlere gidiyor. Yüreğime taht kurdun o safi duruşunla. Kalbe sefa getirdin. Hoş geldin ey göz nuru. Sevgi dolu halinle ruha dokunuşunla her daim mutluluğum, göz sevincim, huzurum. Kur'an'da geçer ya, gözler sevince eşler evet. Yarattık diye. Sükunetin, edebin, naif tavırlarınla ruhumun yakışı, aydınlığım, gururum, sabrın, şükrün, niyetin, neşen, heyecanında dünyama bahar gibi doğdun, gönül sürürü. Fetheyledin kalbimi, güler yüz tatlı dille, muhabbet pınarından aşk içtik yudum yudum. Mevlam daim eylesin, her anı güzellikle, saadetlerle dolsun, budur bütün umudum. Sadeliğini süsler, asaletin, izzetin, vakarla tevazuyu cem etmiş şahsiyetin. Letafetin, nezaket, nezafet ve iffetin, eşsiz teslimiyetin en güzel meziyetin. Kadir, kıymet bilenim, tesellim, heyecanım, tebessümüm, gülüşüm, sensin can işte canım. Seher vakitlerinde huzurda arkadaşım, Rabbimin lütfu ile oldun gönül sırdaşım. Sokuluşun yanıma, kanadımın altına, ruhuma dokunurdu bir yetim kıvamında. Bazen sığınılacak bir liman arar gibi, bazen de sevgi dolu bir zevce makamında. Anahtar oldu hep huzurun, muhabbetin, tabii ki de değişin samimi ve gönülden. Rabbim ihsan eylesin iki dünya cennetin, her iki alemde de ayrı koymasın senden. Salihan, kış güneşim, gözümün aydınlığı, Salihan, can hatunum, umudumun ışığı. Salihan, isminle müsemma kıymetimsin. Başım tacı sevdiğim, her daim zinetimsin. Bu dünya yetmez bize, cennette cem eylesin. Rabbim bizi rızası üzere sabit eylesin. Başlarımız her daim o izzet eşiğinde, Resulüne has ümmet, zatına kul eylesin. Amin, amin. Allah amin, herkese nasip etsin amin. İnşallah. Şimdi gerçekten çok güzel bir şiir, çok güzel duygularınızı ifade etmişsiniz ama buradaki anlatılan şey aslında Kaan Karabulut'un Saliha'ya yazdığı şiir değil. Burada Allah'a teslim olmuş bir gönlün, Allah'a teslim olmuş başka bir gönle yazdığı bir şiir diye görüyorum. Haydi gel beraber yürüyelim. Değil mi? Daha özeti nereye bu. Yürüyeceğiz? Haydi gel beraber yürüyelim. Hakka nereye? Beraber Cenab-ı Hakk'ımızı aslında yürüyelim. Aslında eşlerimize o değeri verebilsek, benim Hakk'a götürenim. Evet. Benimle iki cihan saadetim. İki cihanda beni Hakk'a götürecek olanım. Bu dünyada imtihandır. İyisi de imtihandır, kötüsü de imtihandır hocam eşin. Evet, elbet. Kötüsüne sabretmek durumundasın, iyisine şükretmek durumundasın. Sabrı belki yapabiliyoruz ama şükretmek aklımıza gelmeyebiliyor. Şükretmek onu lazım. Biz hak ettik zannediyoruz yapılan lütufları. Hayır, lütufları biz Allah verdiği için, gerçekten lütuf olduğu için alıyoruz. Biz bir şey hak ettiğimiz için değil.
Allah muhabbetleri daim etsin. Hocam çok çabuk herkese geçti. Nasip etsin, inşallah. Vakit gerçekten kısıtlı ama inşallah tekrarını yapalım programı. İnşallah. Ben çok tadına doyulmazdı ediyorum. Yine. Şiirler çok güzeldi. Hocam dolu dolu eksik gönül olmayı. Muhabbeti yaptık. Sizleri de ortak ettik. Kelebekler eşliğinde. Harika ya. Kelebekler Vadisi'nde çok güzel, çok hoş bir ortamda. Yine sizlerle bir programı daha burada sona erdiriyoruz. Hocama çok teşekkür ediyorum. Kıymetli eşinize selamlarımı iletin lütfen. Bir dört kelime. Lütfen. Buyurun. Kapanışı hocamla yapalım. En kısa şiirim bu. Hı hı. Onu da eşime yazdım. Her zaman bu kadar uzun zaman olmuyor. Evet. Ama herkes eşine söyleyebilir. Yani öyle. Lütfen bakın bunu alın eşinize siz de söyleyin. Telif hakkını falan Sevgili istemeyiz. Eyvallah. Telif hakkını Allah gönlümüze ihsan eder Allah'ın Eyvallah. İziyle. Sevgiliye, iyi ki varsın, iyi ki yarsın. Eyvallah. Siz Eyvallah. De iyi ki varsınız. Eşlerinize iyi ki varsın demekten lütfen korkmayın. Dilinizi korkak alıştırmayın. İyi ki varsınız. Muhabbetle kalın efendim. Eyvallah. Bu duraç bana ne?